Çok çok meşhur Sofiye Aliyenin en büyüklerinden Şeyhül Meşayih Abdülkadir Geylani Hazretleri. Özellikle e, Türklerde çok çok sevilen bir şey Hazretleridir. Kadirilik yoluna ismini veren. Kendisi bir şey kurmuş falan değildir. Kendisinden sonra o tarikat çok meşhur olduğu için kadirilik diye anılmıştır. Yoksa kendisinden öncesi de var. Tabii Seçkin kul Allah'ın sevgili kullarından biridir. Salih, salihlerle olunuz dediği kişilerden biridir kendisi daha çok küçük yaşlardayken bir rivayete göre 7 bir rivayete göre 12 yaşındayken Geylan bölgesinden Bağdat'a eğitim için gönderiliyor anne babayı, babası yok yetim annesi tarafından gönderiliyor çok meşhurdur bu olay ve eğitimde eğitim esnasında Bağdat'tayken harcaması için 40 altın annesi tarafından kendisine verilmiş. Yolda çaldırmasın diye küçük çocuk olduğu için çaldırmasın, kaybetmesin diye de içten gömleğine dikilmiş. Annesi yolcu ederken annesinin elini öpüyor. Annesi diyor ki evladım hakkım helaldir, bir şartım var. Asla yalan söylemeyeceksin. Doğruluktan hiç ayrılmayacaksın. Annesinin nasihatı bu. Ee, anne tarafından Hazreti Hüseyin'e, baba tarafından Hazreti Hasan'a bağlı. Her iki taraftan çok asil bir soydan geliyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Kervana katılıyor, Bağdat'a gidecek, orada okuyacak. Yolda e, haramiler, eşkıyalar Vuruyorlar, basıyorlar kervanı. Herkesi esir alıyorlar. İnsanları sıraya dizip tek tek arıyorlar. Mücevher, para, altın ne varsa soyuyorlar. E sıra buna gelince bu çok küçük olduğu için sen geç diyorlar. E bu geçmiyor. Diyor ki efendim diyor de kırk altın var. <laughs> Eşkıya bunu söylüyor. Hadi canım diyor. Gerçekten bakın burada kırk altın. Annem içeriden gömleğime dikti kimse bulmasın diye. Açıp bakıyorlar ki çil çil altın, kırk altın. Haramiler soruyorlar, peki sen demeseydin biz aramayacaktık seni, niye bunu söyledin? Deyince diyor, anneme söz verdim, yalan söylemem ben. Ben demeseydim sizi yanıltmış olacaktım. Ben de altın yok sanacaktınız. Sizi yanıltmış olacaktım. Ben anneme söz verdim, kırk altın için ben sözümü yemem. 12 yaşında. Rivayete göre hepsi orada tövbeye başlıyorlar. 12 yaşındaki çocukta görülen bu dürüstlük örneği üzerine.